Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, hafta sonuna giriş yaptık. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle sevgili dostlar. Güzel bir başlangıçla başlayalım hafta sonuna. Bol kazançlı bir hafta sonu bizlerin olsun. Evet, Alana ve İstanbul koşularımız var. Akşamı yayınlayamadım. Anca iş yerimize geldik. İş yerinden sizlere seslenmek istiyorum. İnşallah iyi bir program var karşımızda. Yanılmayacağınız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere bol şanslar. Evet, videomun altında bulunan bir beğen butonuna veya yorum yaparak da bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci dörtlü ganyanımız, yani 7-8 koşulu bir programımız var. Birinci dörtlü ganyan 7'li plase, ikili çifte denecek arkadaşlar için bir şeyler aktaracağım sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Evet, birinci koşu saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Arapların 1900 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim burada banko adayım olacak. Yaptığı son kum performansını, çimde de bir koşu gördü. Son çim performansında güzel bir ikincilik elde etti 1800'de. Yani şu geç çıkışlara bir türlü bir çözüm bulamadılar. O da atmaca sevgili dostlar. Mehmet Salih Çelik de ben iyi bir çıkış yaptığı sürece, geçen yaptığı kum performansında 1900'de 10 boy gibi geç çıktı. Kral Arda'nın kazandığı o koşuda geldi. Kendini 2,5 boyla ikincilikte kaldı. Şimdi iyi bir start alacağını düşünüyorum. Grupta müsait olduğunu düşündüğüm bu koşu atmacanın ben Mehmet Salih Çelik de banko adayım olacak. Bir nolu safkanımız benim bankomdur. Birinci dörtlük ayında. İkili deneyecek arkadaşlar için. Burada iki nolu Jetemo ve de beş nolu Enfesoğlu'ndu. Arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Bir bankomuz, arkasını iki ve beşi bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Birinci koşumuzda birinci dörtlük ayımıza yer vereceğim safkan. Evet, ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuz şartlı 5-1 mücadele. Dişiler ama 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kumda mücadele verecek 5 safkanımız yer alıyor. 1 nolu Malones ve 4 nolu Filibya Ekir olarak start alıyor. Evet, burada da banko adayım. 1 nolu Malones olacak Halis Karataş'ta. Geçen biliyorsunuz Halis Karataş İzmir'de kardeş can ayağını bu kadar kötü binilemez kardeşim. Bir kere bindin, onu da atın mahvettin. At dışarı açılmaya çalışıyor. Sen zorla, yani gelmemesi için elinden gelen her şeyi yaptın. Yani bir de burada seslendik ettik. Daha önce zaten yorumlarda dile getirdim. Yeter artık yani, bırak. Artık reklamlarda mı oynayacaksın? Nerede oynayacaksan oyna artık yani arkadaşım. Yani kardeşlerine bu kadar da binilmez yani, bu kadar kötü bir binilmez yani. Artık tuta tuta aldım bariyerde bile, herkes de mahvetti yani. Pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Ama Malones'te iyi bir uyumdalar. Kazanması bence normal sonuç olacak. 1 nolu Malones benim banko adayım olacak. Buna arkasına ekürüsünü bağlayabiliriz sevgili dostlar. İkincilik şansı yaratabilir kendine ve de 2 nolu Alata diyerek burada da bir ikili deneyebiliriz. 1 nolu Malones bankomuz olacak 7'li plasede. Çiftemiz 1 nolu Atmaca, 1 nolu Malones diyerek çiftemizde oynayabiliriz. Evet, üçüncü koşumuz altılı ganyanımızın da başlangıç ayı olacak. Şartlı 3-1 mücadele, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafede boy gösterecekler. 12 safkanımız yer alıyor. 1 nolu safkanımız da 11 nolu Seriday Ekür olarak start alıyor. Evet, gruba şöyle bakıldığı zaman ben Ballı Kaymaklı'nı Ahmet Çelik'le çok çok ön planda olduğunu düşünüyorum. 55 günlük bir arası var. Çimden sonra bir araya girmişti. Sonra bir koşu gördü. Tekrar bir ara 55 günlük. Bu ara ona yarayacağını düşünüyorum. 7 nolu Ballı Kaymaklı benim ilk tercihim olacak. Aslında tek bile bırakılacak bir safkan da burada Gökdeniz'in de var. Ayan kurşunla. O da aradan geliyor. Arayı iyi değerlendirmiş. Güzel hazırlıkları var sevgili dostlar. İkinci şans safkanı 3 nolu Gökdeniz'im diyeceğiz. Çim performansı gerçekten çok başarılı. Ondan sonra 5 nolu Angel Alia Verat Abiş tercihine, o da arası var. 139 günlük bir ara var. Bu ara baktığımda çalışmaları gerçekten çok tatminkar. İyi bir hazırlık geçirmiş. 5'i de göz ardı etmeyeceğim. Ve de 1 nolu Ekürler diyeceğim. 1 nolu Savkın ilk defa çime çıkacak.
etkili bir Çin performansı mutlaka gelecektir. Homino Serra ekürüsü de Çin'le biliyorsunuz üst üste kazanmıştı. Pardon arkadaşlar, müşterimiz geldi. İki onluk mu yapalım? Abi bir beşlik yapıyorsan. Bir tanem beşlik istiyorum. Böyle abi şimdi. Sağ olasın. Evet, ekürlerimizde yazarak ilk ayağımız 7, 3, 5 ve 1 nolu safkanlar yeterli olacak gibi görünüyor sevgili dostlar. Büyük, ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için yani 7 nolu safkanımızda banko tercih yapabilirsiniz. Ama benim tercihim 7, 3, 5 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz altılık ayarımızın ikinci ayağı dördüncü koşuyla start alacak. Beşlik ayarımız da burada start alıyor. Handikap 15, 4 ve kura Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim burada 5 safkana yöneleceğim. Bir nolu Sarraftay, Serkan Yıldız da grubun da uygunluğunda kazanma. 1-2 adım önde gözüküyor. Bir nolu Sarraftay benim ilk tercihim. İkinci atım 12 nolu Baba Hakkı diyeceğiz. Verat Abiş tercihine. Verat Abiş de ilk defa start alacak Baba Hakkı'yla. Etkili bir performans gelecektir. Sonra 4 nolu Ağamsın. Mesafe kısa. Etkili bir koşu gelecektir. Mutlaka değerlendirelim, yaptı. 3 koşusu da muntazamdı sevgili dostlar. 1900-2100 ve de 1900'de ikinci, üçüncülük sığdırdı. Şimdi mesafenin kısalması Ağamsın'a çok yarayacaktır. 4'ü göz ardı etmeyelim. Sonra 9 nolu Yantar, Müslüm Çelik'le ve de 2 nolu Yağız Alp diyerek burada noktayı koyalım diye düşünüyorum. 1, 12, 4, 9 ve 2 nolu safkanlar benim önceliğimdir bu koşuda. Evet, 5. koşumuza geçtiğimiz zaman sevgili dostlar açık 3 tendürek koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre çimde mücadele verecek. 12 safkanımız burada deklere kayıtlı. Son koşusunu biliyorsunuz Ahmet Çelik de Burgaz kazanmıştı. İyi bir koşu çıkartmıştı sevgili dostlar. Ekürlerimiz olacak. 1 nolu safkanımız ve 4 nolu safkanımız ekür olarak start alacaklar. Evet, burada Panega Saadettin Boyraz'da ben çok etkili bir performans gelecektir Saadettin Boyraz'da. Biliyorsunuz ayağına çok çok seri bir safkan. Saadettin de bu tempo yarışları çok iyi beceren bir jockey arkadaşımız. Panega yine liderliği alacaktır. Sonuna kadar direnebilir. Tabii ki uzuna çıkacak. İlk defa uzun çimde 1400'de kazandı. 1300'de, sonra Ankara'da açık 3'te 1200'ü kazandı. Sonra bir kum performansı var. Dördüncü 104 günlük araya girdi. Şimdi arada ona iyi geldiğini düşünüyorum. Güzel hazırlıklarla bu koşu hazırlanmış. Panega benim ilk tercihim olacak. 10 nolu Mucize Kız Müslüm Çelik'le ben ikinci tercihim olacak. Mutlaka kuponlarımıza tercih edelim sevgili dostlar. Ve de ekürler diyerek burada da noktayı koyalım diye düşünüyorum. 6 başta olmak üzere bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. 10 ve 4 nolu ekürleri de kuponumuza yazdık mı yeterli olacaktır bu 3 at. Benim için ön planda tuttuğum safkanlar. Evet, 6. koşumuz şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımız da burada start alıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, İsa Akyoz'da bir nolu safkanımız büyük ihtimalle liderliği isteyecektir. Kaçıp bitirmeye çalışacaktır. Çünkü bunu başaran bir safkanımız, gerçekten çok çok başarılı koşular sergileyen bir safkanımız. Ama ben burada banko adayım Tefo Bey olacak sevgili dostlar. Ayan kurşunla ikili iki yaptılar. Ben üçüncü birinciliğine de uzanacağını düşünüyorum. Bir nolu safkanımızın arkasına yatıp düzlük yarışında hakimiyet sağlayacağını düşünüyorum. 2 nolu Tefo Bey benim burada banko adayım olacak. Altılık ayağımızın dördüncü ayağında yer vereceğim safkan sevgili dostlar.
Evet, 7. koşumuza geçelim. Handikap 16, dişilere mahsus bir koşu. 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kumda mücadelesiniz C8 safkanımız yer alıyor. Evet, altılık ayağımızın 5. ayağı demiştik. Evet, burada da ben 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? 5 nolu Güldüren Kız, Mert Gökalp Aslan'la, 2 nolu Gel Kız, Aziz Akdemir'le ve de 7 nolu Bersun Ateş diyerek burada da 3 safkan benim için yeterli olacak. Bir sürpriz isim önereceğim. Bugün için geri planda kalabilir. Buna da dikkat diyeceğim. Ben kupon bütçesinde ona da yer vermeye çalışacağım. Altın onun Nul Salkımına Abdullah Çankaya'yla dikkat diyeceğim. 6'yı da kuponumuzun bir köşesine iliştirirsek iyi olacağını düşünüyorum. Yani 5, 2 ve 7 çizgi 6'yı da bütçemiz doğrultusunda mutlaka ilave yapalım sevgili dostlar. Evet, altılık ayağımızın son ayı. 8. koşumuz burada da handikap 14. 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Burada 4 safkan önereceğim. 1 nolu Allöş, Kadir Demirel'le bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. 5 nolu Aleka Boy, 6 nolu safkanımız Velat Abiş'te ve 9 nolu Teko Take Oat. Herhalde öyle okunuyor. Yani dilim dönmüyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani bazı arkadaşlar diliyor, söylüyor. Abi diyor, videoyu izlerken diyor, spikerin, jokeyin ismini nasıl söylediyse ona göre yani istediği kadar söylesin arkadaşlar. Dönmüyor, yapacak bir şey yok. Olmadı mı? Olmuyor. Yani 9 nolu safkanımız Özcan Yıldırım tercihine benim 4. ve son şanslı safkanım olacak. 1, 5, 6 ve 9 nolu safkanlar önceliğimdir Adana programında. Evet, Adana programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarışlara, yarış sever arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Evet, İstanbul koşularında notlarını aldım sevgili dostlar. Birazdan ona da bir iki dokunuş yapmam gereken bir koşular var. Onlara da bakacağım. Zaten gece koşuları Adana'dan sonra koşacaklar. Bakalım, orada da iyi bir program var. Yani zorlu program. Yani şöyle notlarımı aldım ama bütçe birazcık bizi aşıyor. O yüzden biraz daha bakıp indirmeye çalışacağız sevgili dostlar. Bakalım, orada da faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun.